Önce Ömer Bey'e milyonların önünde sorayım da, Ömer Bey buraya zorla mı geldiniz? Ne zaman? Yok. Ha? Yok, gelmedim zorla. Ha, ben kendi isteğimle eşimin yanındayım. Ben sorayım çünkü Ömer Bey'in gerçekten söyledikleriyle yaptıkları çok birbirini tutmuyor. Ben yine de milyonların önünde sorayım. Esra Hanım, Serap'ı da böyle alalım. Hı, tamam, söyleyin. Ben o konuyu ben cuma günü yani hukuk önünde gidip dilekçemi vermek için gidemediğim için söyledim. Onu da yani biliyorsunuz durumu. Şerap diyorum. Serap'tan şikayetçi olmaya gidecektiniz. Bizim buna engel olduğumuzu mu düşündünüz? Yok. Sizin buna engel olduğunuzu düşünmedim. Niye düşünmedim? Çünkü engel olsanız zaten buraya sokmazsınız siz beni. Siz de kimliği istediniz, ben gideyim şikayetçi olayım diye. Evet. Oldunuz şikayetçi. Oldum. Bunun bilgisi geldi. Şimdi o evrakları da ekip arkadaşlarım bana bıraktılar. Onları da bir göz gezdireceğim. Şikayetinizde neler vardı bunları da öğrenmek istiyorum ama öncesinde dün canlı yayına Serap da geldi. Babanız ve kız kardeşiniz. Ben kesinlikle görüşmek istemiyorum. Canlı yayında olacaklar. Çünkü yok, onların isimleri geçiyor. Kesinlikle ben cevap vermeyeceğim, konuşmak istemiyorum. Tamam. Canlı yayında olacaklar. Söz haklarını, benim, cevap haklarını kullanacaklar. Kardeşiniz bir ihtar çekti. Evet, biliyorsunuz resmi evrağı vermiştik. Ben de yüz göz olmamak için kimseyle burada tartışmak veya konuşmak istemiyorum. Ama bunu dile getiren sizsiniz. Evet, yani şöyle, siz ben inkar değilim. Cevap vermek zorunda da değilsiniz. Sadece dinleyebilirsiniz yani. Dinleyebilirim. Gerekirse çok şey yapmak istemiyorum. Yüz göz olmak istemiyorum kimseyle. Onlar da cevap hakkını kullanıyorlar. Ben hiç adını anmadım burada. O da benim şimdi bir kızımdır. Sürekli şu dengeler de değişiyor. Turgut Bey'ler önce konuşmak istemiyorlardı. Çünkü biz herkese söz hakkını, cevap hakkını kullanın dedik. Şimdi söz haklarını, cevap haklarını kullanmak istiyorlar. Turgut Bey, babanız da canlı yayında, kız kardeşiniz de. Hoş geldiniz yayına. Öncelikle oğlunuz Ömer Kamburu. Hoş bulduk. Niçin reddediyorsunuz diyeyim açıkça? Yani Zekiye ile barışması konusunda duyduğunuz rahatsızlık nedir? Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum ki, orada çıkan bayanlar benim için çocuk annesi, ikisi de. İkisi de çocuk annesi. Onlara çocuklarına saygılı davranmalarını her zaman için benim çocuktan onu istiyorum, Ömer Kambur'dan. Orada hiçbir kimse birbirini rencide etmeye hakları yoktur. Ben buna saygılı davranması lazım diyorum. Benim çocuk beni dinlemiyor. Aynı 20 sene önce oynadığı oyunu şimdi oynuyor. Kime karşı oynuyor? O yüzden Zekiye Kambur'a da bu... aldatmaca oynamasınlar birbirine. Aldatmaca oynamasınlar. Ben onu istiyorum. Benim çocuk, ben onu erkek delikanlı... Hayır, hop dediğimi hoplatıyor, otur dediğimi oturtuyor. Şimdi onun yaptığı gibi babam, ben yapamıyorum benim oğluma. Turgut Bey, ben bunu oğlunuz, onu söylüyorum. Eşi Zekiye Hanım'a ihanet ediyordu. Serap Hanım'la beraberdi. Ve Serap'la beraber olduğunu, Zekiye Hanım'ı reddettiğini canlı yayında milyonların önünde açıkladı. Fakat ertesi gün dedi ki Serap'ı bu sefer karşısına aldı. Serap'ı istemiyorum, ben karımı affediyorum, bir hata yaptım dedi. Siz de oğlunuzun birlikte olduğu, karısına ihanet ettiği kişiyi desteklediniz. Bana bu durumu nasıl anlatırsınız ve özetlersiniz? Çok dengeler çok farklı çünkü sizin ailede. Şimdi şöyle bir şey var, benim oğlumda büyük kabahat var ama benim oğlum Zekiye ile ikisi beraber oynamışlar, bu projeyi beraber çizmişler. Ben buna emin olduğum için... Beraber öyle bir şey yok ya. Nasıl konuşuyorsun? Öyle bir şey yok ya. Projeden kastım. Nasıl konuşuyorsun ya? Nedir, oyun evet. Nedir? Hayır. Oyun hayır oğlum ya? Bak benim yanımda Zekiye bir tarafımda, sen bir tarafımda. Eğer dedim bak Serap Hanım da senin dedim kanında çocuk varsa, ispat edilecekse dedim, ederse ben dedim torunuma sahibim dedim oğlum. Başkasının çocuğu çıkarsa da torununa sahip Zekiye misin? Hanım biraz onu orada söylüyorum. Başkasının çocuğu çıkarsa da... Şimdi şöyle soralım. Turgut Bey, Serap'ı
Oğlunuz Ömer size nasıl tanıttı? Bir dakika. Ve ne zaman tanıştınız Serap'la? Ben mi tanıştırmışım onu? Serap'la 4 ay falan oluyor. 4 ay önce. Kim tanıştırdı sizi Serap'la? Ya benim çocuğum ceza Sivas'a çekecek benim çocuğum. Serap'la tanıştıran kim? Serap Hanım'ı benim oğlum. Nasıl tanıttı? Onları da anlatır mısınız? Evet. Ha, nasıl tanıttı ben sana söyleyeyim mi? Benim oğlum Sancaktepe'deki evine ev açtı. Değerli döşeli eşyalar dolu ev açtı, orada oturttu. Ondan sonra Zekiye bizi ha burada gitti geldi gitti geldi bizi rahatsız etti yani tehdit etti yani. Hayır. Bayağı. Benim evimde Serap'ın ne işi var? Turgut Bey, oğlunuz size Serap'ı tanıtırken baba ben karımdan boşanacağım, ben bu Serap'la evleneceğim dedi. Reddediyorum seni. Reddediyorsam karşıma çık da konuşma. Tamam yeter. Yeter. Ben karımı çocuğumu alıp da sizden uzak bir yerde ayak kurmak istiyorum. Yeter artık ya. Yeter ya. Konuşma. Turgut Bey. Bana tehdit etme kendine. Turgut Bey lütfen hiç o baba oğul tartışmasına giremeyeceğim. Şey efendim. Size efendim. Serap benim boşandıktan sonra evleneceğim insan dedi mi? Serap benim dedi, baba dedi, ancak dedi karı buldum dedi aynı böyle. Vallahi dedi ayağımı bile işten geldiğim zaman yıkadı dedi. Aynı böyle. Ha, ondan sonra Serap'ın yanındaki bir lokmacık yavru geldi de dede diye bana sarıldı. Ama ki oğlunuz Ömer dedi ki, Bey Serap'ın kendisini kandırdığını, mağdur dedi, ettiğini söylüyor. Dinlemiş. Bir dakika dinlemişsiniz. O zaman Ömer dedi ki bana, benim dedi o evladım dedesine dede dememiş ama dedi bak dedi bir lokmacık dedi Serap'ın yavrusu nasıl dedi dede diyor diye Allah'ın o zaman nüfusunuzu alın. Bak, benim torunum nerede? 14 yaşındaki torunum. Benim 15 yaşındaki torunum. Yani, Zekiye sormak istiyorum nerede? Ben buyurun. Dedeyim dede Zekiye. Ben dedeyim ben sana ev tahsil ettim. Benim evim sana eşyalarım doludur daha. Dağıtmadım dışarı boşaltmadım. Daha boşaltmadım. Kendini oradan mağdur oynama. Kendini mağdur oynama. Ben mağdur hiçbir zaman diyorum. Oynamadım. Sen, ben dik durdum her zaman. 20 sene dur bana çektirdin. Size de mağdur oynamadım. Hakkım neyse. Serap gibiyken. Odur yani. Ben laf vermek istemiyorum yine burada. Bir dakika o zaman Zekiye Hanım. Bir dakika o zaman Zekiye Hanım. Çok istiyorsanız Serap'la oğlunu evlatlık alabilirsiniz. Bir dakika. Ben karşı çıkmıyorum. Zekiye Hanım şunu anlamıyorsunuz. Baba şunu söylüyor. Baskı ve tehdit yok diyor. Benim oğlum kendi rızasıyla getirdi bu hanımefendi. Hayır öyle demiyor. Şunu ben. Ama torunuma. Turgut amca. Turgut amca. Ömer dedi ki. Evet. Serap beni tehdit ediyor. Benim uygunsuz videolarımı fotoğraflarımı çekti. Benden para istiyor. Tehditleriyle ben bu ilişkiyi sürdürüyorum dedi. Bunların oğlum doğru var mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Hayır görmedim öyle bir şey. Ben babasıyla da görüştüm, annesiyle görüştüm. Öyle bir şey ben duymadım. Bak bana Serap Hanım yanıma geldiği zaman bunu biraz da daha öncesinde sana tarif edebilir miyim? Bak benim şeyim kesildi. Bu Sancaktepe'deki evinde oturttuğu zaman Zekiye bana burada akşam sabah tehditlerde bulundu bana, sıkıştırdı beni. Ben de dedim ki Zekiye bak dedim eğer dedim Serap'ta dedim benim dedim çocuğumdan dedim çocuk varsa ben dedim o çocuğu dedim atmam, benim sonuçta dedim torunum olur dedim. O zaman bana dedi ki ben dedi çocuğu kabullenirim fakat diyor annesini kabullenmem öyle bir şey varsa dedi, öyle bir şey varsa dedi. Ondan sonra ben dedim ki Zekiye Hanım dedim, eğer dedim o dedim Sancaktepe'deki evinde kabullenemiyorsan dedim, ben orada dedim yarın gidip oradan dedim babasının evine dedim Serap'ı göndereceğim, sen dedim derhal oraya taşın. Ben bunu Zekiye'ye sormak istiyorum. Tamam, dedim mi demedim mi? Ben hatta gönderdim, boşalttım orayı. Teşekkür ettim. Evden dedin gönderdim. Teşekkür ettim ben de sana. Her zaman niye başımın gitmedin üzerinde yerim sen var. Sen niye gitmedin ev oraya Sancaktepe'deki eve? Tekrar getirmiş oraya. Evden eşyalar çıkmamış daha. Tekrar getirmiş Serap evde oturuyor. Nereye gideceğim? Pardon yani. O eşyalar senindi senin. Nasıl benim? Kocangın aldığı eşyaydı. Niye gitmedin? Niye Serap'a alınan eşyayı ben niye kullanacağım? Evet. Ömer almış o eşyaları. Saçmalık mı olur be? Ömer Bey. Serap size tehdit etmez. Ben konuşmak istemem. Benim için bir evim var sana. Cevap vermek istemem. Lütfen.
Cevap ama vermek istemiyorum. Benim artık muhatabım değil, babam da değil. Ben bunu kabul etmiyorum Zeki Hanım. Yani, aa, büyük konuşuyorsun. Ben büyük konuşuyorum değil. Yarın da yani ilk kişi olarak soy ismimi de değiştireceğim. Ben senin oğlun değilim. Tamam mı? Orada o evde benim hakkım varsa da alırım. Burada ama ev ben tartışması... yaptımsa da alırım. Şimdi o kadar büyük olaylar var. Olay bitti. Nereye geldin? Efendi. Esra Hanım'cım ya. Ömer'e sesleniyorum Serap Hanım. Var. Bir dakika. Ev olayı değil ki bu. Ömer'e sesleniyorum. Ben 20 sene önce aynısını söyledim oğlum dedim. Ben bu kadını kabullenmiyorum Zekiye için söyledim. Ben bu kadını kabullenmiyorum. Daha kocasından boşalmamış. İki yaşında çocuk var dedim. Derhal dedim soyadını değiştir benden uzaklaş. Ben peki, dedim ailemden tepki almışım dedim. Bu karının çantasından para dökülüyor oğlum. Bir ucundan değil. Da sen tut dediniz mi? Gittiniz eskiye ben ne diyeyim? Kim demedi? Kim demedi? Kim demedi? Bak, bak benim kızlarım senin... Tarafsın baba, başka da bir şey demiyorum. Baba da demiyorum sana bundan sonra. İşçilerinize para ödeyin diye dolar bozulup dolar göndermişim size. Unutma bunları. Ya Esra Hanım, ben şu anlatıyorum. Yani bütün bu olayların hepsinin üstünü para pul mu örtüyor? Ben şunu anlamıyorum. Aile içi dengeleriniz çok farklı. Sizin derdiniz hala evlerde, paralarda, pullarda. Turgut Bey, siz Serap'ı mı kabul ediyorsunuz? Ha, buyurun. Serap'ı mı kabul ediyorsunuz? Buyur. Ben Serap, Serap Zekiye benim için neyse Serap da benim için bak, odur dediniz. Bir dakika. Bir dakika. Hayır, hayır. Zekiye de benim için şu anda yoktur. Serap da yoktur benim için. İkisi de yoktur, oğlum da yoktur. Ailece oğlum da reddediyorum bunları. Hepsini reddediyorsunuz. Baba, ben evimden taliye ettim. Ben reddediyorum. Ben daha benimle işleri olmasın. Beni yeteri kadar rencide ettiler. Ben artık toprağın içine yayılıp da girmesini artık bekliyorum. Peki size sormak istiyorum. Bu olay buraya beni, gelmeden önce de vardı. O zaman niye rahatsızlık duymuyordunuz da şimdi duyuyorsunuz? 15 yaşındaki, ne değişti? Benim torunum var. 15 yaşındaki torunum nerede? Ben onu sormak istiyorum. Sormak istiyorum. 15 yaşındaki torunum nerede? Kondunuz burada babaannesi var onu büyüten. 10 yaşına kadar büyüten babaannesi. Nerede? Ya. Hayır, siz nerede dur? Ayak sesimizi duyuyorsunuz. Hayır, bu soruda kastınız siz ya bataklıklara bizi batırdınız be. Kimse bir yere batmadı. Evet, kime? Hayır, anlayamadım. Neden soruyorsunuz benim? Hani 15 yaşındaki torunumu mu özledim diyorsunuz? Benim 15 yaşındaki torunum nerede? Bana niye dede tutmuyor, baba ne dede tutmuyor? Sırap Hanım ben bunu niye istiyorum Zeki Hanım. Size 15 yaşındaki nasıl hitap etti? Nerede büyüdün? Niye demesin? Nasıl hitap etti? Nasıl hitap etti? Dede, baba ne? Bunlar büyüdü zaten. Ben 3 aylık bıraktım bunların eline, işe gittim. Sinem'le ikisini beraber Sırap büyüttüler. Hanım. Öyle bir şey Sırap inkarımız Hanım. Yok ki. Ha. Çocuk ne demek ya? Alt üstte oturuyoruz. Esra Hanım. Efendim. Böyle şey mi olur? Esra Hanım. Dinliyorum. Esra Hanım. Bakıyor musunuz? Benim o 15 yaşındaki torunum Zekiye Hanım, bak madem ki o ablası dün çıkan Nurhan ablası Zekiye Hanım'ı o kadar seviyorduk kız kardeşini. 5 sene onun peşindeyken 5 sene sonra benim işil torunum dünyaya geliyor. İşil torunumu hiç ben sarmış mı, kucağına almış mı? Ben bunu sormak istiyorum o ablasına. Hiç konuştuk mu? Konumuzu dağıtmayalım. Evet, evet. Allah aşkına konuşmuyoruz. Ya bu soruyu cevaplamak isterseniz anlayın. Hiç istemiyorum. Şimdi bakın kızım amca diyorum büyüğünsünüz ama çok her şeyden farklı bir konu. Diyoruz ben hep diyorum zaten programa mesela bir programa bir gittiğim zaman soruyorlar en ilginç konu hangisidir diyorlar. Diyorum o ilginci daha gelmedi. Çünkü normalde sizin oğlunuz eşine ihanet ettiğinde eşi buraya çıktığında mağdur olan kadınsa sizin bir baba olarak oğlunuzun bu tarzdaki yanlış bir davranışını ben bugüne kadar çok destekleyenini görmedim. Ben ilk defa görüyorum. Siz tam tersi 20 yıllık gelininizi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Daha 3 gün önce tanıdığınız Serap Hanım'ı baş tacı ediyorsunuz ve o baş tacı ettiğiniz kişiyi sizinle oğlunuz tanıştırıyor. Sonra oğlunuz diyor ki o kadın var ya o kadın diyor Serap. Beni diyor tehdit ediyor, baskı yapıyor. Beni evlilik vaadiyle kandırdığı iddiasında bulunuyor. Ha Serap Hanım. Dinliyorum ben. Duyuyor musun beni? Dinliyorum. O kadar sevmiş ki. Ha. Bak, yalnız söyleyebilirler şimdi, normal. Esra Hanım ben bak şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sokağa atılan bir hamile kadını... Benim yavrum
oğlumun bebeğiyle beraber hamile ise ben onu sokağa bir tekme atıp da atacak bir kapasitede değilim. Sokağa onu, atan kim onu? Kimse kusura bakmasın. Zekiye Nasir. Bak ne demiş Zekiye dünkü şeyinde ne demiş? Ne demiş orada? Oya gibi olmuş benim oğlumu. Annesi yetiştiremedi mi de Zekiye yetiştirmiş. İyi güzel yetiştirmiş Zekiye işte. Çok güzel yetiştirmiş. Böyle otur diyor, diyor otur diyor. Kalk diyor, kalk kaldırıyor. Desa gitmiyor benim oğlum. Ha? O benim oğlum. Ne diyeyim? Kimi savunayım ben daha? Esra yani Hanım, Ömer Bey şu anda seveyim. Kendi iradesiyle şey hareket ya. Etmiyor mu? Demek ki aklı yok. Tövbe estağfurullah. Esra Hanım. Etmiyor. Ben oman daha elinde değil olur. Programa çıkıldığında. O kadarını söylüyorum. Net söylüyorum. İnan ki net söylüyorum. Aynı böyle. Buyurun. Kesinlikle kısar mısınız lütfen? Ben ilk buraya programa çıktığımda. Çıkıldığında, eşim buraya çıktığında tavsiye etmiyordum. Yani kabullenmiyordum. Ama iyi ki çıkmış. Her şey yüzünüz üzere çıktı. İyi ki çıkmış diyorum. Allah razı olsun sizden de. Çünkü... Benden Allah razı olmasın. Bakın ben şimdi babanızın böyle söylediği şeyleri hala baskı ve tehdit şimdi, altındayım. Bir erkeğin çıkıp bunu söylemesi, eşini aldattıktan sonra bana çok şey geliyor, böyle saçlarım havaya kalkıyor. Yaptıysanız şimdi, yaptım diyecektiniz. Hülya Hanım. Babanız... Serap Hanım'ın sizin ayağınızı yıkadığını nereden bilecek? Gidip anlatmışsınız ki Turgut amca biliyor bunu. Kendisi anlatmamış ha? mıdır? Benim ayağımı hiç hayatım boyunca yıkamamış ki. Oh. Kim? Öyle bir şey yok yani. Ha. Yıkadımsa yıkadım desin ya yalan ortalıkta yalan buluyor. Baskı tehdidi geçin. Baskı tehdidi geçin. Yani 4 ay birlikte yaşıyorsunuz. Ama kendisi yani şimdi, o kadarını da çok Esra, seviyordu beni. Ben çok buraya, seviyordum demiş. Ama manikürlü pedikürlü. Karşı tarafa ballandıra. Bir dakika kabul ettirmek için her şeyi söylemiş. Devam edin cümlenizi. Esra Hanım ben buraya baktım eşimi. Serap Hanım ben aşırı, bekleyin Turgut Bey vereceğim sözü. Aşırı şekilde eziyorlar sağlı solu. Ben şu ana kadar eşimi hiç kimseye ezdirmedim. Laf da söylettirmedim. Ben kendim ezdirmem ki gerek yok ki. Siz eşinize en büyük kötülüğü siz yaptınız. Cümlesini bitirsin. Ben bir eşeklik yaptım. Siz de üzerine devam edin. Yani ezin beni iyice. Ama yani bu yani cümlenizi özür diliyorum diyorum. Yani o zaman karşı tarafta yaptığınız şeyi de hayatınızın içerisine giren kadınları da karalamayacaksınız. Ben karalamıyorum karşıdaki kadını. Onun hayatını söylüyorum. Cümlenizi tamamlayın. İyi ki çıkmış Zekiye buraya. İyi ki çıkmış Zekiye buraya. Her şey ortaya çıktı. Ben çünkü eşimin bu kadar sevmediklerini bilmiyordum. Gerçekten de sevmiyorlarmış. Ama bunu siz zaten ilk yayına bağlandığınızda ya bu kadar ailem seni istemiyordu. Ben seninle bu şartlarda evlilik yaptım ne dediniz. Ne kötülük yapmışım onu söylesinler. Zekiye Hanım demedin mi Ömer? Bir tane yaptığı kötülüğü söylesinler ya bir tane. Ömer Bey 20 yılın bak, üzerine ben gerçekten aklımla olmuşum. Dalga geçiyorsunuz. Siz ilk yayına bağlandığınızda telefon bağlantısında Zekiye ben seninle 20 yıl zoraki evlilik yaptım dedin. Değil mi? Bir. Sağımda babam vardı solumda kim vardı? Ya tamam Esra Hanım ben bunları konuşmak istemiyorum. Yine mi baskı ve tehdit altında lütfen. Vardı? Tamam. Turgut Bey, tamam. Oğlunuz ilk yayına bağlandığında Zekiye ile ilgili buyurun. Kötü konuşmasının sebebi siz misiniz? Ya benim oğlum öğretmeni ustası yanındaki öğretmeni ustası çok büyük bir ustadır. Aynı şekilde Ömer'i nasıl aşağı basıyorsa... Benim aileyi, ben dahi olmak üzere aynı şekilde bizi bastırıyor ama yetenekli gelemiyor benim karşımda. O yüzden kendisini orada çok güzel savunuyor, çok güzel de güzel oynuyor. Destek verenler de lokantada karnını doyurdukları kişiler karnını doyuruyor. Benim için, benim aile için ben doyuruyordum demesin. Çok ayıp ediyor, çok yanlış yapıyor. Peki ben kızın Sinem'e söz vermek istiyorum. Sinem. Ben Zekiye'nin... Sinem. Buyurun Esra Hanım. Sizle de ilk konuşmamızı hatırlıyorum. Buyurun. Serap'tan yengem diye bahsetmiştiniz. Abinizin Zekiye Hanım'dan boşanmasını sanırım bütün aile... Abim getirdi, bu senin yengen diye tanıştırdı. Bu tanışma hikayelerini Serap Hanım'ın size nasıl anlattığını, nasıl takdim ettiğini, tanıttığını da anlatır mısınız? Mesajlarımız her şey var. Hı hı. İlk başta zaten abim ilk bize tanıştırmadı. Fatma ablama tanıştırdı. Hı hı. Anlattı böyle böyle dedi. Şöyle güzel dedi. İlk defa dedi bir eşim bir erkek. Şimdi dedi aileme sarılamadım yapamadım dedi.
Çok şey var Esra Hanım. Ama abiniz canlı yayında dedi ki çok şey var. Serap beni tehdit, baskı ve elindeki görüntülerle sürekli beni kullanıyor. Tehdit, baskı hiçbir şey yoktu Esra Hanım. Ben ya abim, ama yanındaydın değil mi Sinan? İlk canlı yayına ben getirdim değil mi sizi eve? İlk canlı yayına çıktığında buradaki söylediklerinden sonra adresini oraya gelip. Adresini aramamış. Abicim beni dinler misin? Dinlermiş. Bekleyin lütfen. Adresi nereden mi bulmuş? Nereden mahkeme bulmuş? Kağıdı yalandan kadını kandırıyorsunuz. Boşanma evrakları başlatıldı diye imzalarınızı attın, adresi yazmışsın, göndermişsin Serap Hanım'a sen. Onu orada arabanın, zaten adres arabanın yazıyor. Adresi kim aldı acaba? Kim geldi? Aldı? Onu bana söyle. Kim aldı? Haberim olmadan kendisi aldı. Ben orasını bilemem. WhatsApp'tan geldiği belli. Ben orasını bilemem. Ama sizin yaptığınız çok yanlış. Şimdi hangisi gerçek abin? İlk yayına bağlandığında 20 yıllık hayat arkadaşını karalayan mı? Yoksa ertesi gün size bana hayatıma güneş gibi doğan, bana erkek olduğumu hissettiren Serap'ı kötülemesi mi? Yani hangisi gerçek? İlk canlı yayına bağlandığındaki abim gerçek abim. Neler demişti? Biz çok şaşırdık. Burada o kadar şeyleri yazıklar söyledi. Olsun, canlı yayın ertesi gün, ertesi gün gece yarısı 4'te ablamın yanından kalkıp Zekiye Hanım'ın yanına gittiği zaman biz çok şaşırdık. Böyle böyle dedi onun hakkında. Bizi kandırdı. O kadar şeyler dedi. Oraya gidip bunun yüzüne nasıl bakıyorsun sen abi ya? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.